Yusuf Kaplan. Cemaatler ehli sünnet omurga ve geleceğimiz. Dünya küreselleşti. Küreselleşme süreci 1970'lerde Amerika'da, 1980'lerde Avrupa'da, 2000'li yıllarda da bütün dünyada hissedilmeye, yaşanmaya başlandı. Küreselleşme sınırları ortadan kaldırdı. Bu doğru. Ama öte yandan da ekonomik, kültürel ve entelektüel sınırların ortadan kalkması beklenebileceği gibi insanın insanlığın ufkunu genişletmedi. Aksine berbat bir ufuk daralmasına yol açtı. Özellikle Amerika'da üretilen tek tip bir kültüre mahkum ve mahpus etti bütün insanlığı. Dünyayı tek tipleştirdi, bütün farklılıkları düzleştirdi, yerle bir etti. Amerika'da Los Angeles'ta üretilen film, müzik ve dijital kültür anında bütün dünyanın kültürüne dönüştü ancak bu kültür derinlikli Avrupa kültürü ya da bilge İslam, Çin, Hint kültürleriyle karşılaştırılınca son derece sığ, pornografik, insanın düşünme melekelerini iptal etmesi anlamında pornografik, dolayısıyla ayartıcı, baştan çıkarıcı, tas tamam, ilkel, şehvetperest, egoperest, çıkarperest bir kültür. Film, müzik, medya, spor endüstrisinin ve dijital dünyanın starları üzerinden hem kutsanan ayartıcı yeni idoller hem de din dışı kutsallıklar üreten neopagan veya teknopagan bir kültür. En önemlisi de senkretik bir kültür bu. Senkretizm ve neopaganizmin yükselişi. Senkretizm meselesi önemli ve meselenin püf noktası. Senkretizm meselesini yaklaşık 20 yıl önce yazmıştım. Demek ki erken yazılmış yazılardı o yazılar. O zaman dikkat çektiğim tehlikeyi Şimdi hissetmeye, yaşamaya başladık ancak. Senkretizm, bağdaştırmacılık demek. Postmodern dünyanın içinde yaşadığımız çağın dini, din dışı kutsallıklar üreten neopaganizm hatta teknopaganizmdir. Neopaganizmin kendini ifade biçimi ise senkretizmdir. Senkretizm üzerinden işleyen neopaganizm, hakikat fikrinin yitirilmesi, postmodernliğin anything goes, her şey mübahtır mottosuyla tanrı ile şeytanı eşitlemesidir. Senkretizm üzerinden üretilen neopaganizm dininin putları ise para, egoizm ve libidodur. Yani en hafif ifadeyle hazcılık, özellikle de cinsel hazcılıktır. Din dışı kutsallıklar üreten, insanın düşünme melekelerini öldüren, insanı dünyanın sorunlarına duyarsızlaştırarak egoizm kafesine tıkayan, bu anlamda yeni barbarlık biçimlerinin eşiğine fırlatan pornografidir. Senkretizm üzerinden işleyen neopaganizm bütün dinleri düzleştiriyor, bütün duyarlıkları, değerleri delik deşik ediyor, bütün kültürleri paçavraya dönüştürüyor, çöpe gönderiyor ve bütün dünyada mantar gibi New Age dinlerinin bitmesine yol açıyor hızla, hazla ve tam gaz. Senkretizm üzerinden işleyen neopaganizm bütün dünyayı nihilizmin eşiğine fırlatıyor. Nietzsche iki tür nihilizm biçimi ve New Age kültleri. Nietzsche, modernliğin kaskatı rasyonalist ve ruhsuz dünyasını yıkabilmek için başvurduğu bir tür isyan ahlakı olarak kullandığı nihilizmin uzun vadede insanlığı büyük bir ontolojik yok oluş felaketinin eşiğine fırlatacağı uyarısında bulunmuş, pasif nihilizm ve aktif nihilizm olarak tanımladığı iki tür nihilizm hiçleşme tehlikesinden söz etmişti. Kendi terimlerini de katarak ifade edecek olursam, pasif nihilizm hayatın inkarıdır kişinin libidoya sığınması, hayattan, hayatın sorunlarından kaçması ve nihayet dünyanın sorunlarına duyarsızlaşmasıyla sonuçlanır bu. Pasif nihilizm, kitleleri deizmin eşiğine fırlatır. Aktif nihilizm, hakikatin inkarıdır. Kitleleri vardıracağı nihai sonuç ateizmdir. Amerika ve bütün dünya hızla pasif nihilizme yani deizme doğru sürükleniyor. Avrupa'da süreç ateizm noktasına geldi dayandı. Din bitti Avrupa'da. Senkretizm biçimleriyle kendisini var eden neopaganizm Endüstri 4.0 ile birlikte tas tamam bir teknopaganizm biçimine dönüşüyor süratle. Şunu bilelim, teknopagan dünya dinleri yok saymıyor. Din dışı kutsallıklar üzerinden neopagan New Age dinleri ya da kültleri icat ediyor. Amerika'da binlerce New Age kültü var ve her geçen gün mantar gibi New Age kültleri türüyor. Bunların hepsi şebekeler anlamında cemaatler şeklinde varlıklarını sürdürüyor. Cemaatler kendilerine çeki düzen vermelidir. İslami cemaatleri New Age kültleriyle karıştırmak ya cehaletin eseridir ya da cemaatleri hedef göstererek hem bu toplumun İslam'dan hem de İslami kesimlerin bu ülkenin yönetiminden uzaklaştırılmasını amaçlayan Tehlikeli bir projeyi adım adım hayata geçirme çabasıdır. Şunu açık açık söylüyorum. Cemaat, tarikat, siyaset, ticaret ilişkisi zıvanadan çıkmak üzeredir. Cemaatlerin ve tarikatların kendilerine çekil düzen vermeleri gerekiyor acilen. Cemaatler, özellikle de tarikatlar iki eksen üzerinden yeniden yapılandırmalıdır kendilerini. Dikey eksende cemaatler ülkenin medeniyet coğrafyamızın önünü açacak yeni gazaliler, Yunuslar, Sinanlar, Itriler yetiştirecek şekilde insan yetiştirme çabasını faaliyetlerinin merkezine almak zorundadır. Laik eğitim sisteminden mevcut şartlarda bu tür çaplı öncü isimler yetiştirilmesini beklemek olmayacak duaya amin demektir. İkinci olarak yatay eksende ise cemiyeti korumak, cemiyete kol kanat germek, cemiyetin İslami duyarlılıklarını pekiştirmek için gayret göstermekle mükelleftir cemaatler. Devlete elbette ki adam yetiştirmeli cemaatler ama sadece ehliyet, liyakat ilkeleriyle görev yapacak insanlar yetiştirmeli. Peki aslında cemaat nedir, ne demektir? Peki aslında cemaat nedir? Ne anlıyoruz ama gerçekten ne anlamalıyız cemaat denilince? Her ne kadar günümüzde cemaatler modern fenomenler olsa da cemaat kavramı tertemiz. Kökleri İslam'ın kurucu kaynaklarına kadar giden önemli bir kavramdır. Tarih boyunca bütün Müslüman toplumlar İslam cemaati. Diğer dinlere mensup topluluklarsa kimi zaman cemaat, kimi zaman ümmet olarak adlandırılmıştır. Bu anlamda cemaat kavramını en iyi tasavvufi cemaatlerin karşıladığını söyleyebiliriz. Cemaat toplanmak demektir. Cemaat bütünleşmek demektir. Cemaat bir omurga inşa etmek demektir. Cemaat müşterek bir şuur yeşertmek, müşterek bir dünya kurmak demektir. Cemaat kişilik ve şahsiyet sahibi olmak, aidiyet bilincine, emanet bilincine ulaşmak demektir. Emanet bilinci kişinin yalnızca Allah'a iman etmesi, Allah'ın dışındaki bütün dünyevi, şehevi, kapitalistik, nefsani putları elinin tersiyle itmesi ve kendinden, çevresinden başlayarak yeryüzünde dalga dalga emniyet, kardeşlik, adalet ve hakkaniyeti yayması, tesis etmesi demektir. Cemaat, kişinin önce ben değil, önce hakikat diyerek yola çıkmasıdır. Cemaat kişinin kendisini değil, kardeşini, ötekini, bütün ötekileştirilenleri düşünmesi, kardeşine ve bütün ötekileştirilenlere kol kanat germesi demektir. Cemaat kişinin ekmeğini kardeşiyle paylaşması demektir. Cemaat ümmet demektir. Ümmet hem her bir müminin hem de bütün müminlerin aynı anda adıdır. Hem her mümin tek başına bir ümmettir. Yani her şeyin anasıdır. Hem de bütün müminler ümmettir. Güvenilecek, sığınılacak, nefes alınacak yegane limandır. Bizim kendimizi, her birimizi hem tek başına ümmet olarak görmemiz hem de hepimizi topyekün ümmet olarak telakki etmemiz narsizm değil midir diye sorulabilir haklı olarak. Elbette ki değildir. Değildir. Çünkü her ne kadar her birimizi teker teker ve hepimizi topyekün ümmet olarak görsek de cemaatte de hele de tarikatte de bütün davranış setlerini belirleyen ilke edep olduğu için kişi önce ben demez diyemez hiçbir zaman önce sen der her zaman nefs terbiyesi ve tezkiyesi cehdinin gereği olarak. Bu böyledir. Önce sen diyebilmek, bütün insanlığı Hazreti Adem'in çocukları olması hasebiyle kardeş bilmek, kardeş görmek, Kardeş bellemek ve gereğini yerine getirebilmek demektir. Meselenin özünden ve tarihçesinden bir haber. Batı karşısında aşağılık kompleksi yaşadığı için zihni çağdaş hurafeler çöplüğüne dönüşen bazı zavallı insanlar, bazı profesör kişiler özellikle tasavvuf ve tarikat denilince hemen uçma kaçma hikayeleri anlatmaya başlıyorlar. Ne kadar acıklı duruma düşüyorlar anlatamam oysa bütün sahih İslami cemaatlerde özellikle de tasavvufi cemaatlerde öyle insan hikayeleri, öyle kardeşlik hikayeleri, öyle fedakarlık hikayeleri yaşanır ki kişinin kendini aşması demek olan bu hikayeleri bu insanlar bir bilseler, bir görseler yüzleri kızarır, yerin dibine girerler herhalde. Özellikle tasavvufi cemaatlere yöneltilen ilk bakışta doğruymuş gibi gözüken ayartıcı bir eleştiri var. Bu cemaatler kişinin kişiliğini yok ediyormuş, bireyi öldürüyormuş. Aksine kişinin yukarıda özetlediğim anlamda güçlü bir şahsiyet inşa etmesini mümkün kılıyor. Gerçekte kişinin kişiliğini yok eden, kişiyi kendisine de dünyaya da yabancılaştıran bireyciliktir. Kişiyi sadece kendi çıkarını düşünen, sadece kendi hazlarını düşünen, tüketim toplumunun egoizminin kölesi haline getiren içi boş bir ideolojidir bireycilik. Kitlelerin içinde yapayalnızdır birey ve bireyin egoizminin, nefsani itkilerinin kafesine kapanması, özgürleşmesi değil, köleleşmesidir aslında. Mesele çok boyutlu ve derin. Bu meseleyi enine boyuna yazmayı sürdüreceğim. Cemaatler, ehli sünnet omurga ve geleceğimiz. Sadece şunu söylüyorum, cemaatler kendilerine çeki düzen vermek zorundadır. Yapılan operasyonlar hayırlı sonuçlara yol açar, cemaatlerin de köklü bir muhasebe yapmalarına yol açar inşallah. Ama toplumda bazı fırsatperestlerin televizyon televizyon dolaşarak cemaatlere, tarikatlere yaptıkları saldırının bu toplumun Müslüman omurgasını çökertmeyi amaçladığını asla unutmamalıdır. Özür dileyerek tarihe kayıt düşüyorum. Sahih cemaatler, tarikatlar, Ehli sünnet omurganın sigortasıdır. Ehli sünnet omurga İslam'ın sigortasıdır. İslamsa bu ülkenin medeniyet coğrafyamızın sigortasıdır. Eğer cemaatler, tarikatlar çökerse, ehli sünnet omurga çöker. Ehli sünnet omurga çökerse İslam'ın varlığı tehlikeye girer. İslam'ın varlığı tehlikeye girerse bu ülke paramparça olur, tarihten silinir, medeniyet coğrafyamızın umutları biter. Allah muhafaza başka bir ifadeyle eğer cemaatler hele de tarikatlar çökerse kısa ve orta vadede deizm hatta ateizm dalga dalga yayılır ve uzun vadede ise bu toplumda İslam'dan eser kalmaz. Vesselam. Yusuf Kaplan Yeni Şafak